güzel bir çocuğum Evde Kur'an öğreniyorum Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum Ben güzel bir çocuğum Evde Kur'an öğreniyorum Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum Elif, B, T, F Elif, B, T, F Selamünaleyküm sevgili öğrencilerim Sevgili Mim, sevgili Elif, Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Biliyorsunuz önceki haftalarda gelirken küçük minicik bir kedi getirmiştim. Evet hocam. Çok sevimli bir yavruydu. Aç olduğunu fark edip karnını doyurmuştunuz. Evet. Yine ona benzer bir şey oldu arkadaşlar. Biraz daha büyük bir kedi gördüm. O da yine baktım çok ihtiyacı var. Karnı acıkmış. Onu da doyurdum, sevdim. Biraz da oynadık. Ama oynarken aklıma Peygamber Efendimizle kedisi arasındaki ilişkiyi hatırladım. Peygamber Efendimizin Müezze diye bir kedisi vardı. Onu çok severdi. Yine bütün insanları sevdiği gibi o sevgiyi yine kedisine de gösterirdi. Allah hepimizi bu sevgiyi gösteren insanlardan, çocuklardan eylesin inşallah. Amin hocam. Peygamberimiz gibi olmayı ben de çok istiyorum. Ben de hocam. Tüm canlılara ben de saygı duyuyorum. Arkadaşlar bu düşüncelerinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Eminim ekran başındaki arkadaşlarımız da sizinle aynı fikirdeler. Evet şimdi dersimize başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim dedik ve bakalım bugünkü konumuza. Evet arkadaşlar, okunmayan elif ve elif lam takısı. Biz ne dedik? Ö önceki konularımızda zamiri işledik. Yani bazı harfler özellikli demiştik ya. Bir önceki dersimizde işte e, zamiri işledik, sonra lafzatullahı işledik, Allah'ın lafzı geldiği zaman lam harfini ince mi kalın mı okunacağını, hü zamirin yani hü hi diye eklenti geldiği zaman hi harfi ne zaman uzatılır ne zaman uzatılmaz diye böyle konuları gördüğümüz gibi bugün de kelime arasında okunmayan elif ve elif lam takısı diye bilinen ...lam-ı tarif de denilen bir konumuz. Bunu örneklerle tablomuzda çözmeye çalışalım. Biz zaten cezimi öğrendik, şeddeyi öğrendik. Bir harfin üzerinde kolaylıkla anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hareke varsa, cezim varsa okuyacağız. Efendim üstün varsa okuyacağız, ötre varsa okuyacağız. O zaman yoksa zaten okumayacağız. Bu şekilde bakarsak konuya daha güzel anlayacağınızı hissediyorum. Burada mesela örneklerde ne var arkadaşlar? Elif lam takısı var ama harekeleri var. Elif'in üstünü var, cezmin şey lam'ın cezmi var. Dolayısıyla ne yapacağız? Okuyacağız. O zaman elhamdü. Burada herhangi bir atlayacağımız bir harf yok elif lam takısı e, harekeli olduğu için okuyoruz o zaman diğer örneklere geçelim burada karşımıza okunmayan lam çıkıyor arkadaşlar kelime başına gelirse bu şekilde harekeli e, bu ne yapacağız Harekeye bakacağız biz dikkatimiz harekede olacak burada elif'in harekesi var lamın harekesi yok ve dalın Harfi, ...dar harfinin şeddesi ve esresi olduğunu görerek ne yapacağız? Sadece burada lam harfini atlayacağız. Burada arkadaşlar şunu ifade edeyim. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in tecvid konularına girer. Bazen de manaya da tesir eder. Onlara fazla girmeyeceğim. Sadece biz burada harekesi olmuyorsa... ...elif'i bazen atlayacağız. Bazen elif-lam'ı takkısını atlayacağız... Yoksa harekesi varsa zaten okuyacağız. O zaman ne yapacağız? Eddinu. Okuyalım. Eddinu. Bunu niye anlatıyoruz? Oradaki lamın harekesi olmadığı için acaba hocam ne işe yarar diye ilk etapla aklınıza gelir. Onun için biz sadece harekesi varsa okuyacağız diye kolayca söylemiş olalım. Bazı kelimeleri seçeceğim arkadaşlar. Evet, yine bu kelime bizim için çok önemli. Çünkü e, bazı bildiğimiz surelerde ve Besmele'de de geçiyor. Ne yaptık? Er-Rahmani dediğimiz gibi önceki konuları vurgulayarak, mahreçleri çıkararak uygulamaya artık Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak bakımından e, uygulamalı okuyacağız. Hadi. Er-Rahmani ha harfini çıkardık, mimi uzattık. Errahmani. Hemen diğer benzer bir kelime. Siz okuyorsunuz arkadaşlar. Errahimi. Ne yaptık? Lam harfini gördük. Kafamız karışmıyor. Onu atlıyoruz. Şedde var ra'nın üzerinde. Ha harfini uzatan bir çeker işareti var. Aynı zamanda esre olduğu esre görevini yapıyor. İyi sesini veriyor. Buradaki y harfinin de bir görevini öğrenmiştik. Neydi arkadaşlar? Evet, bir önceki harfi esre ise kendi de sakinse yani harekesi yoksa bir önceki harfi uzatır demiştik. Hadi bakalım. Errahimi Errahimi Birlikte okuyalım es -si da Ne yaptık arkadaşlar? Buradaki harflerin hepsi kalın. Okunan harfler. Lam takısını ne yaptık? Lam harfini atladık harekesi olmadığı için. Sat harfini kalın okuduk. Ra harfini kalın okuduk. Da harfini de kalın okuyarak orijinal bir metin ortaya çıkmış oluyor kelimeyi söyleyerek. Hadi birlikte okuyalım. es -si -ra da Ra'yı uzattığımızı hemen fark ettiniz. Çünkü uzatan elif var. Hemen bu kelimeyi seçiyorum çünkü şeddeli bir nun var ve onun Kur'an-ı Kerim'de çok ayrıcalığı olduğunu, okurken güzelleştirdiğini söylemiştik. Hemen en su en -nasu, nun harfini de uzatmış olduk ve tutarak sin harfini ince okuduk. Hemen bazı kelimeleri artık dediğim gibi çok harf olması çok önemli değil. Biz artık bilgilerimize göre hareket ediyoruz. Zâlimûne. <laughs> ne yaptık arkadaşlar? Peltek okuduk. Zâlimûne. <laughs> Mim harfini de uzattık uzatan vavdan dolayı. Zâlimûne. <laughs> Z harfinin peltekliğini ve kalınlığını söyledik. Ancak bizim konumuz burada harekeli olmayan lam harfinin e, atlat, atlatılması gerektiğini, atlamamız gerektiğini okuyarak da öğrenmiş olduk. Hemen diğer kelime. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Oradaki lam harfini artık okumuyoruz. Hemen birlikte okuyalım. Es. Es-Samedü. hemen diğer kelime. Evet, konumuzu artık anladık. Buradaki lam, onun ileriki zamanda farklı tecbit kurallarını söyleyeceğiz. Ama biz şu anda onun okunmayan bir lam olduğunu size vurgulamaya çalışıyoruz. Hemen tekrar kelimeyi de aşina olmamız bakımından telaffuz ediyoruz. Et. Tinu hemze ne yapıyor? Direk şettenin üzerine atlıyor, T'nin üzerine atlıyor. Bu şekilde hemen telaffuzunu tekrar yapalım. Tinu diğer kelime hemen okuyoruz. Eşşeytanu eşşeytanu. Buradaki lamı da okumamış oluyoruz. Hemen Kelimeleri zenginleştirelim. Evet, peş peşe gelmiş bir şetteyi e, lam'ı atlayarak hemze'yi te'ye vuralım. Vav'ı da şetteleyelim. et bu Et-tevvâbu Vav harfinin önündeki elifi de unutmuyoruz. Onun bir işlevi vardı. Neydi? Evet, uzattık. es salihati Evet satın kalınlığını da vererek lamı atlamış olduk. Hemen bu kelimeler artık ne yapıyor? Kalbimize de oturuyor, dilimize de oturuyor. Niye? Çünkü Rasul kelimesi hemen lam harfini atlayarak Er-Rasulü, er, -ansülü, er -ansülü. Diğer örneklere bakalım arkadaşlar. Evet burada da e, okunmayan bir elif var. Bunu da ne yapıyoruz? Hemen kelime üzerinden görmüş oluyoruz. Kalu derken bu elifin kendine özgü bir yazılımla alakalı ve dediğim gibi ileriki zamanda göreceğiz. Manaya da tekabül edebilir. Yani manaya etki edebilir bir harf. Ama biz harekesi olmadığı için ne yapıyoruz? Kafamız karışmıyor. Onu atlıyoruz. Kalu Hemen benzer bir kelime. Evet sizler okuyun. Ka uzattık. Mü ince okuduk. Kafı kalın uzatarak. Mimi ince uzatarak. Ama elifi ne yapıyoruz orada okumuyoruz. Ka Zaten okuyamayız değil mi arkadaşlar? Niçin? Harekesi yok. Sin harfini tekrar görünce hatırlatmaktan kendimi alıkoyamıyorum dişleriyle alakalı hemen cedü ne yaptık sin tek başına uzatmadık cimi uzatmadık dal harfini uzattık önünde vav olduğu için elifi de okumamış olduk cedü cedü tamam şöyle bu kelimeyi görürsek daha iyi anlayacağız oradaki Elifin okunmadığını cezim var burada vavun üzerinde. Oradaki elifin şu an için sizin bileceğiniz bir fonksiyonu biz sadece vav harfiyle bitireceğiz. Halev. O kadar. Bundan sonra başka bir kelime gelir. Onunla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bu harf arada var deyip de kafanız karışmasın. Harekesi yoksa okumayacağız. Halev. Halev. Evet. Bu kelimeyi seçeyim arkadaşlar. Evet, burada işte e, kelime arasında kalmış bir elif var. Buradaki elif arkadaşlar ne yapıyoruz? Hiç kafamızı karıştırmıyoruz. Buradaki cezim var varsa o e, elifin bir fonksiyonu olmuyor. Wasdudu. Bunu niye söylüyorum? Eğer tek başına olsaydı yani şu e, harfi sin harfini kapatmış olduğumuz zaman şöyle ve diye uzatacaktık. Ama kelimeyle bağlantı olduğu için buradaki elif e, okunmuyor ve atlıyoruz. Hadi bakalım. Vescüdü. Burada vav harfini arkadaşlar uzatmayacağız. Yani geçişte de uzatmayacağız. Çünkü onu atlamış oluyoruz. Vescüdü diye okuyan arkadaşlarımız olabilir. Hayır. Ne yapacağız? Direkt sin harfine vuracağız ve diğer kelimede harfleri de okumuş olacağız. Wasdudu Wasdudu bu çok güzel örnek oldu. Hemen diğer benzer bir örnek okuyalım arkadaşlar. Hayır, öyle değil. Bazı arkadaşlarımız ve budu diye uzatarak okuyor. Hayır. Buradaki konumuz neydi arkadaşlar? Buradaki elifi fi atlayacağız okunmayan elif. O zaman direkt ayına bağlayacağız vav harfini. Hadi bağlayalım. vebudu vebudu dedik. Aynı zamanda buradaki elifi de görmüş olduk. E, okunmadığını da öğrenmiş olduk. Hemen e, diğer tabloya geçelim. Evet benzer kelimelerde çok var burada. Ama biz ne yapacağız? Hemen başlangıçtaki kelimeden önce şu kelimeyi seçmek istiyorum sizin için. Çok güzel bir örnek. Hemen buradaki elifi görüyoruz. Üzerinde cezim olan lama direkt B harfini bağlamış olacağız. Hadi yine çok aşina olduğumuz bir kelime. Rabbil alemine. Burada ne yaptık? Mim harfini uzattık. Bir elif uzatacağız ama ben anlayıcı anlarsınız diye vurgulamak adına biraz fazla uzattım. Ne yapacağız? Bir elif miktar uzatacağız. Rabbil alemin. Ama asıl konumuz neydi arkadaşlar? Burada kelime arasında, harfler arasında olan hareketsiz bir elif varsa orada kafamız karışmıyor. Ne yapıyoruz? Hemen harekeli olan yani cezim olan lamı okumuş oluyoruz. Hadi birlikte Rabbil alemine. Evet hemen çok güzel kelimeler var burada. Vel harfini peltek okuyarak uzatacağız. Buradaki elifi ne yapacağız? Atlayacağız. Velikel kitabu. Te'yi niye uzattık? Uzatan elif olduğu için önünde. Birlikte okuyalım. Peltek harfi unutmuyoruz arkadaşlar. Mahrecini çıkararak. Velikel kitabu kitabu. Çok güzel. Hemen burada birleşmiş olan o elifi görmek açısından bu örneği sizler için seçtim. Burada arkadaşlar B'ye birleşmiş bir elif var. Ama hareketi yok. Ne yapacağız o zaman? atlayacağız. Bir sonraki cezimli olan lam harfini harfine b harfini bağlayacağız. Hadi bakalım. Bil gaybi bil gaybi çok güzel. Tekrar edelim. Bil gaybi bil gaybi hemen diğer kelime bu kelimeler yine bizim tanıdığımız sureden, Fatiha, Fatiha'dan daha çok geldi şansınıza. Evet hemen burada ne yapıyoruz? Buradaki elif harfini okumadan atlayacağız. Nereye? Lam harfinin üzerine. Hadi bakalım. Gayril <laughs> mevzubi Gayril mevzubi diğer kelime yevmitini ne yaptık arkadaşlar işte burada çok güzel demiştik ya bazen elif okunmaz bazen elifle lam ikisi bir arada okunmaz işte burada çok güzel bir örnek elif ve lam takısı burada arkadaşlar birleşmiş Lam dala birleşmiş, elif ortada zaten kendinden sonraki harfe birleşmez diye söylemiştik. O zaman konumuzla alakalı çok belirgin bir kelime. Ne yapacağız? Mimle dal harfinle irtibatı kurup bu kelime okuyacağız. Elif lam takısını atlayacağız. Haydi. Yemit Yine benzer kelimeyi hemen seçelim. İşte burada da aynı arkadaşlar. Burada 3 tane okunmayan harfler. Harf var. Ne yapacağız? İşte burada elif. Elif ve lam harfinden direkt nun harfiyle sat harfini bağlantı kurarak e, nunu sata direkt bağlayacağız. İhdines sirada <Sessizlik> İhdines da Bazı şeyleri özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü daha iyi anlaşılacağına inanıyoruz. İhdinas diye bazı arkadaşlarımız hemen yanılabiliyor. Burada e eğer kelime tek ihdine kalsaydı, sadece ihdine oksaydık, ihdine diye uzatıp kalacaktık. Ama bu bir kelime, kelime olduğu için bu eliflam takısı da önünde hemen gördüğünüz zaman direkt uzatmadan ne yapacağız? Hemen satın üzerine e, tabirimi e, hoş görün Atlayacak İhdine sıra da Nun ne yaptı? Direkt satın üzerine atlamış oldu İhdine sıra da Çok güzel Hemen benzer kelime arkadaşlar Siz okuyun Sırayla minen nasi minen minen demiyoruz. Minenna, minen nasirine. minen nasrine minen evet bunlar artık ne yapıyoruz? Kurallarına göre uygulamış oluyoruz. Kurallar ne arkadaşlar? Eliflam takısını atlıyoruz. Nun harfini tutarak ve uzatarak okuyoruz. Sat harfini kalın, ra harfini ince ve uzatarak okumuş oluyoruz. Hemen birlikte tekrar edelim. Çok önemli bir kelime. Minen nasirine. Çok güzel. İşte burada okunmayan lam, elif ve lam takısını burada da görüyoruz. Hemen mineş şeytani mineş şeytani Evet buradaki eliflam takısını iyice ne yapı kavramış olduk. Hemen örnekleriyle pekiştirelim. Minen nâsi. birlikte arkadaşlar minen ne yaptık? Nen dedik direkt şeddenin üzerine atlamış olduk. Minen nesi minen nesi Evet burada da yine karşımıza böyle artık minik öğrencilerimiz çok harflen oluşmuş kelimeler onlar için ne yapıyor zor gelmiyor biz sadece sırayla harfleri okuduğumuz zaman onu çözmüş oluyoruz. fisse fisse atladık Eliflam takısının sinin üzerine mefise mevati ne yaptık bir de mim harfiyle vav harfini aynı ölçüde hem incelikleri hem uzatmalarıyla çok ahenkli bir şekle dönüştürmüş olduk. Hadi tekrar yapalım. Mâ fissemâvâti Çok güzel. Diğer kelimemiz burada sadece ne var arkadaşlar? Okunmayan elif var arada. Çünkü burada hareketsiz bir şekilde duruyor ve F harfini ne yapacağız? Direkt lam harfine bağlayacağız. Hadi bağlayalım. Ve <tın> ma fil erdi <tın> ra kalın. akış vererek ve ma fil erdi hemen diğer evet burada da yine okunmayan arada elifle lam Evet elif, lam takısıyla onları atlamış olacağız. Burada da daha önceki konularla alakalı vav harfi, e, uzatma harfi olduğunu biliyoruz ama geçişlerde onun bir fonksiyonu olmuyor. Hemen direkt tüm buradaki arada kalan harfleri atlayarak, nunun üzerine şeddeyi vurgulayarak ve tutarak şöyle güzel bir telaffuzla bakalım, konu e, bu şekilde bitirmeye çalışalım. Hadi birlikte. Fettekunnara. <laughs> birlikte. Fettekunnara. <laughs> Şuradaki F harfini de ne yapıyoruz? Bunu da söylemiş olalım. İşte onun önünde uzatan bir elif gibi duruyor ama kelime arasında olunca onu da ne yapıyoruz? Okumamış oluyoruz. Fett. <laughs> Fettekunnara Nun harfini tutalım ve aynı zamanda uzatalım. ...fe-te-kun-ne-ra... şeklinde ne yaptık? Çok güzel bir şekilde artık elif ve lam takısını da bu şekilde çözmüş olduk. Kafamız karışmayacak. Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizi burada tamamladık. Önümüzdeki iki dersten sonra... İnşallah Kur'an'ı yavaş yavaş okumaya başlayacağız. Sizlerden gelen videolarda hep gayretinizi görüyorum. Çabalayan insanlar daima bu çabalarının karşılığını alırlar. Sizleri istikrarlı biçimde programımızı takip ettiğiniz için bir kez daha tebrik ediyorum. Çocuklar, ekran başındaki öğrencilerimiz videolarını yolladılar. Sizlerden de video bekliyoruz. Şey hocam, biz zaten video değil miyiz? Nasıl video çekip yollayalım? Olur, siz bir yolunu bilirsiniz Elif, Mim senin için de e, video istiyoruz. Sen ne diyorsun? Hocam müsaade ederseniz biz biraz düşünelim. Çözüm bulursak sizinle de paylaşırız. Güzel bir fikir, yani sizlerden güzel bir şeyler bekliyorum. İnşallah bu videoyu da çekersiniz. Evet sevgili küçük dostlarım, bakalım Elif ve Mim bize nasıl bir fikirle gelecekler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Yeni bir konuyla karşınızda oluncaya dek Allah'a ısmarladık. Ben güzel bir çocuğum, evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi seviyorum. Ben güzel bir çocuğum, evde Kur'an öğreniyorum. Elif, Mim ve hocamla öğrenmeyi